Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Bu tarz sorularda arkadaşlar şıklara bakmadan önce kendimiz cümleyi ögelerine ayırmaya çalışalım. Ve lütfen cümleyi okurken vurgulu okuyun. Vurguya, tonlamaya, duraklara dikkat ederek okuyun. Deniz kıyısına yıldızlar saçarak yaklaşan küçük dalgalar. Evet, şuradan bölebilirim. Şöyle gördüğünüz gibi. Devam. Ayaklarımızın dibine kadar gelip kumların arasında yavaş yavaş yok oluyordu. Etmek olmak, kılmak, eylemek yardımcı eylemdir biliyorsunuz. Beraber alıyoruz yok olmayı. Yok oluyordu benim yüklemim. Yüklemi bulduktan sonra sorduğum soru bana özneyi verecektir. Ne ya da kim yok oluyordu? Deniz kıyısına yıldızlar saçarak yaklaşan küçük dalgalar. Hepsi beraber bir sıfat tamlaması olduğu için hepsini beraber özne olarak alabilirim. Evet, nasıl yok oluyordu? Ayaklarımızın dibine kadar gelip. Şimdi öncelikle özneyi bulduk. Tamam. Şimdi nasıl yok oluyordu? Ayaklarımızın dibine kadar gelip nasıl sorusunu yükleme sorduğumda aldığım yanıt zarf tümlecidir. Tamam. Devam ediyoruz. Nerede yok oluyordu? Kumların arasında dolaylı tümleç. Devam ediyorum. Nasıl yok oluyordu? Yavaş yavaş zarf tümleci. Zaten yok olmak yüklemdi. Yani böyle bir şey ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem şeklinde olacaktır. Şöyle şıklara baktığımda cevabın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci cümlede sözde özne vardır diyor arkadaşlar. Bakalım. Uzaklardan yaklaşan bir başka aracın sesi duyuldu. Duyuldu yüklem ne duyuldu? Uzaklardan yaklaşan bir başka aracın sesi ifadesi benim için öznedir. Peki bu ses kendi kendine mi duyuldu? Başkası tarafından mı duyuldu? Başkası tarafından duyuldu arkadaşlar. Şuradaki ıl, il de görüyorsunuz zaten edilgen bir fiildir. Edilgense benim öznem sözde öznedir. Çünkü başkası tarafından duyuldu anlamını da verdiği için sözde öznedir. Bunu eliyoruz. Devam ediyoruz. İkinci cümlede vurgulanan öge zarf tümlecidir. Araç belirene dek ses gittikçe arttı. Arttı yüklem. Ne arttı? Ses. Özne nasıl arttı? Gittikçe. Nasıl sorusunu yükleme sorduğum için aldığım cevap zarf tümlecidir arkadaşlar. Ve biliyorsunuz ki yüklemim eğer fiilse ondan önceki öge vurguludur. Yüklemim artmak fiil. Ondan önceki öge zarf tümleci olduğu için vurgulanan ögedir. Dolayısıyla Bursa şıkkı da doğru. Üçüncü cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Bakıyoruz. Bu buz oluklardan onlara doğru gelen büyük, çok palentli bir kar traktörüydü derken arkadaşlar. Bakın, buz oluklardan onlara doğru gelen büyük, çok paletli bir kar traktörü ifadesinin tamamı bir tamlamadır. Hepsini beraber yüklem olarak alırım. Nokta 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 çok paletli bir kar traktörü olan ne ya da olan kim? Olan ne diye sorduğumda daha doğru yanıt alırım. Bu ifadesi burada bir işaret zamiridir arkadaşlar ve özne olarak kullanılmıştır. Devam ediyoruz bakalım. Cümlenin yüklemi söz öbeği şeklindedir demiş. Bakıyoruz. Yüksek ve cılız araç döner ayaklar üstünde iştahını bileyerek üzerlerine doğru gelen uzun boylu bilim kurgu böceklerine benziyordu. Benziyordu benim yüklemim. Ne benziyordu? Yüksek ve cılız araç dedim ve öznemi buldum. Şimdi öncelikle yüklemi bulduğum için diğerlerine bakmama gerek yok. Çünkü yüklemle ilgili bir şey sormuş. Yüklemi söz öbeği şeklindedir demiş. Yanlış. Yüklem gördüğünüz gibi tek sözcükten oluşuyor. Söz öbeği şeklinde dedi ya bir isim tamlaması ya bir sıfat tamlaması ya bir ikileme ya bir birleşik fiil olacak. Ama böyle bir şey yok. Tek sözcükten oluştuğu için söz öbeği şeklinde değildir. Cevabım bundan dolayıdır ki Deniz'le. Evet, dört ögelidir demiş beşinci cümle için. Soğuktan üşümüş yolcular aracın gelişini sabırsızlıkla bekliyordu. Bekliyordu yüklem. Kim bekliyordu? Soğuktan üşümüş yolcular özne. Neyi? Aracın gelişini belirtili nesne. Nasıl? Sabırsızlıkla zarf tümleci. Bu da doğru arkadaşlar. Dediğim gibi cevabımız Denizli şıkkı.
Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bakıyoruz arkadaşlar. 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan belirsizlik, güvensizlik ve karmaşa ortamında, bakın, belirsizlik, güvensizlik ve karmaşa ortamında toplumun ve yazarın paylaştığı doğru anlayışı değişti. Buradaki D'de arkadaşlar öncelikle cümle dışı unsur olduğunu bilelim. Bazı edatlar ve bağlaçlar biliyorsunuz ki cümle dışı unsurdur. Çünkü yükleme sorduğum herhangi bir soruya yanıt veremiyorlar. Değişti yüklem o halde. Tamam, gayet güzel. Ne değişti? Toplumun ve yazarın paylaştığı doğru anlayışı değişti. Özne. Nerede değişti? 20. yüzyılın başlarında ortaya çıkan belirsizlik, güvensizlik ve karmaşa ortamında. Baştan ortamında ifadesine kadar arkadaşlar dolaylı tümleç olacaktır diyoruz. Şimdi dolaylı tümlecin diğer adının yer tamlayıcısı olduğunu lütfen unutmayın. Özneyle başlamamış, sarf tümleciyle başlamamış. Buradan da özneyi eledim. Yer tamlayıcısı belirtili nesne diyor. Yanlış. Yer tamlayıcısı özne ve yüklem olacaktır. Cevabımız Bursa şıkkı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ögelerin dizilişi özne, nesne, yüklem biçimindedir diyor. Bakıyoruz. Öyküleri Türk sinemasına en çok aktarılan sanatçı Osman Şahin'dir. Osman Şahin'dir yüklem. Osman Şahin olan kim? Hani olan kim ya da olan ne diye soruyoruz ya cümlenin ögelerini bulmak için. Öyküleri Türk sinemasına en çok aktarılan sanatçı hepsi beraber özne. Gördüğünüz gibi özne ve yüklemden oluştuğu biri bu yüzden eliyoruz. Onun sinemaya aktarılan öykülerinde Anadolu'nun çeşitli yörelerini, insanlarını, vahşi doğayı ve usta gözlemciliğinin etkilerini görürüz. Görürüz yüklem, kim görürüz? Biz, gizli özne var burada zaten arkadaşlar. Özneyi istiyorsa öznenin apaçık bir şekilde yazılı olması gerekiyor. Gizli özneyi zaten saymıyoruz biliyorsunuz. Öge sıralamasına dahil etmiyoruz. Onun sinemaya aktarılan öykülerinde nerede? Öykülerinde dolaylı tümleç neyi görürüz? Anadolu'nun çeşitli yörelerini, insanlarını, vahşi doğayı ve usta gözlemciliğinin etkilerini. Yani burada gizli özne var. Gördüğünüz gibi biz görürüz. Çünkü gizli özne, dolaylı tümleç, nesne ve yüklem, bunu da bu yüzden eliyoruz arkadaşlar. En önemli özelliği tüm öykülerini sinema tekniğiyle kurmasıdır. Kurmasıdır yüklem. Ne kurmasıdır arkadaşlar? En önemli özelliği neyi? Tüm öykülerini ne ile? Sinema tekniğiyle. Gördüğünüz gibi burada da bir sürü şey var. Bir kere buradaki ne ile ifadesi edat tümlecidir. Bazı kaynaklarda biliyorsunuz ki zarf tümleci olarak da geçer. Bu yüzden üçü de eledik ve devam ediyoruz. Kendine özgü deyiş ve anlatımıyla yazdığı öykülerin bir bölümü bazı yönetmenlerin elinde değerini bulamamıştır. Şimdi arkadaşlar değerini bulamamıştır yüklem. Ne değerini bulamamıştır? Kendine özgü deyiş ve anlatımıyla yazdığı öykülerin bir bölümü arkadaşlar. Bu da bizim için özne. Nerede değerini bulamamıştır? Bazı yönetmenlerin elinde derken arkadaşlar, burada da dolaylı tümleç var. Bunu da eledik çünkü dolaylı tümleci istemiyor bizden. Kimi yönetmenler öykülerin can alıcı noktalarını yakalayamamıştır? Yakalayamamıştır benim yüklemim. Kim yakalayamamış? Kimi yönetmenler? Bu da benim için özne. Neyi yakalayamamış? Öykülerin can alıcı noktalarını, öykülerin noktalarını gibi düşündüğümüzde burası bizim için belirtili bir isim tamlamasıdır. Tamlamaları bölemiyoruz, parçalayamıyoruz ögeleri bulurken biliyorsunuz. Bu da bizim için arkadaşlar nesnedir. Neyi sorusuna yanıt verdiği için nesne. Dolayısıyla 5. cümle özne, nesne ve yüklemden oluşmuştur. Cevabım bundan dolayıdır ki Edirne. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır arkadaşlar? Tamlamaları, birleşik fiilleri, deyimleri, ikilemeleri, isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını ögeleri bulurken kesinlikle parçalamıyoruz. Çünkü onlar artık bizim için bir bütün. Ebru hakkındaki eserler ilk kez Orta Asya coğrafyasında ortaya çıkmıştır. Şimdi arkadaşlar ortaya çıkmıştır, yüklemli ortaya çıkmıştır. Ebru hakkındaki eserler bizim için özne. Nerede ortaya çıkmıştır? Orta Asya coğrafyasında bizim için dolaylı tümleç. Nasıl? İlk kez arkadaşlar. Bu da bizim için zarf tümlecidir. Burada gördüğünüz gibi zarf tümleci ve dolaylı tümleci birleştirmiş. Burada kesinlikle bir yanlışlık yapılmış. Buradaki ilk kez ifadesi zarf tümlecidir. Cevabımız Adana şıkkı. Diğerlerine de bakalım. Kalkan balığı ödü Ebru yapımı için kullanılan doğal bir malzemedir derken arkadaşlar Ebru yapımı için kullanılan doğal malzeme ifadesinin tamamı bir tamlamadır. Bu tamlamadır bir ek eylem ekine alarak yüklem olmuştur. Nokta 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 doğal malzeme olan ne?
Kalkan balığı ödü ifadesi de pardon bizim için ne olacaktır? Özne olacaktır. Özne ve yüklemden oluştu. Doğru ayrılmış. Bunu da eledik. Ebru'nun suyu hazırlanırken saf suyun içine belli ölçülerde özel bir yapıştırıcı konur. Konur, yüklem ne konur arkadaşlar? Özel bir yapıştırıcı özne ne zaman konur? Ebru'nun suyu hazırlanırken zarf tümleci nereye? Suyun içine dolaylı tümleç. Nasıl? Belli ölçülerde zarf tümleci. Burada gördüğünüz gibi gayet doğru bir şekilde ayrılmış. Ebru'da kullanılan boyalar eskiden çeşitli topraklardan elde edilirdi. Elde edilirdi benim yüklemim. Ne elde edilirdi? Ebru'da kullanılan boyalar. Özne buraya kadar doğru. Ne zaman? Eskiden zarf tümleci. Nereden? Çeşitli topraklardan dolaylı tümleç. Bu da kesinlikle doğru ayrılmış. Bunu da eliyoruz. Ebru sanatının ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıktığı bilinmemektedir. Bilinmemektedir benim yüklemim. Bilinmemekte olan ne? Ya da ne bilinmemektedir? Ebru sanatının ne zaman ve hangi ülkede ortaya çıktığı ifadesi de özne olacaktır. Özne ve yüklemden oluştu. Bu da doğru. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Bu cümledeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir arkadaşlar? Cümlenin uzun ya da kısa olması onun öge sayısını ne yapmaz? Kesinlikle fazlalaştırmaz ya da azaltmaz. Doğru vurguya dikkat ederek doğru bir şekilde okumalıyız ve kesinlikle doğru soruları yükleme sormalıyız. Bakalım. Yeni şair ya da diğer bir söylemle yeni sanat adamı demek insanda kendisinden önce bilinmeyen bir takım duygular bulan, o duyguların akış gibi işleyen yahut var olmayan duyguları var eden kişi demektir diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımızda kendisinden, bakın şöyle düşünün, insanda kendisinden önce bilinmeyen bir takım duygular bulan, o duyguların akış gibi işleyen yahut var olmayan duyguları var eden kişi demek olan ne? Ya da olan kim diye sorduğumda arkadaşlar, bunun hepsini şöyle yüklem olarak aldığımda, olan ne ya da olan kim diye yanıt verdiğimde yeni şair ya da diğer bir söylemle yeni sanat adamı demek. Buraya kadar da ne olarak alırım? Bakın yani şuraya kadar da özne olarak alırım. Ben bunun özne ve yüklemden oluştuğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet bir daha diyoruz. İnsan da kendisinden önce bilinmeyen bir takım duygular bulan, o duyguların akış gibi işleyen yahut var olmayan duyguları var eden kişi demek olan kim ya da olan ne? Yeni şair ya da diğer bir söylemle yeni sanat adamı demek. Şuraya kadar arkadaşlar nedir? Öznedir. Özne ve yüklemden oluştuğunu söyleyebiliriz. Bundan dolayı ki cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne yüklem uyumu yoktur diyor arkadaşlar. Öznenin ve yüklemin tekillik çoğulluk olarak incelenmesidir. Bu bakalım arkadaşlar. Daha önce okumadığım bu romanlar benim hayatıma yön verebilir. Yön verebilir. Yüklem ne yön verebilir? Daha önce okumadığım bu romanlar özne ve yüklem arkadaşlar gayet uyumlu. Bunu eliyorum. Kimseyi kıracak bir şey yapmadılar. Kimler yapmadılar? Onlar diyebilirsiniz. Burada da gizli bir özne var. Problem yok. Zaten koruma görevlileri demiş. Yani onlar da diyebilirsiniz. Koruma görevlileri de diyebilirsiniz. Bir problem yok. Mecliste nöbet tutan polisler gelenlere dikkatlice bakıyordu. Bakıyordu yüklem kim bakıyordu? Mecliste nöbet tutan polisler öznem belli. Dolayısıyla bir problem yok özne ve yüklem açısından. Romanın son sayfasına geldiğimde bir ben bir de kardeşim uyanıktı. Kim uyanıktı? Bakın arkadaşlar bir ben bir kardeşim. Ben de kardeşim biz olmuyor muyuz? Evet o zaman arkadaşlar ne olacak? Biz uyanıktık olacak. Yani gördüğünüz gibi eğer benim öznem çoğulsa yüklemim de çoğul olmalı. Diğer türlü şöyle oluyor. Kardeşim uyanıktı. Ama hayır öznem çoğul. Bir ben bir de kardeşim yani biz uyanıktık olması gerekiyor. Cevabımız Denizli şıkkı olacak. Göç yolunda yorgun düşen ördekler birazdan bu göle inecek. İnecek yüklem kim? Göç yolunda yorgun düşen ördekler. Eğer benim öznem insan dışı ve çoğulsa arkadaşlar yüklemim tekil olmalı. Ördekler insan dışı ve çoğul yüklem tekil olmuş. Bu da doğru. Cevabımız dediğim gibi Denizli şıkkı olacaktır. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinin dolaylı tümleci, yer tamlayıcısı, isim tamlamasından oluşmuştur diyor arkadaşlar. Dolaylı tümleci bulmak için biliyorsunuz sorularda kesinlikle ismin e hali, d hali ve den hali olacak. Yani
Kime, kimde, kimden, nereye, nerede, nereden ya da neye, neyden, neyden sorularını sorabilmem lazım ve isim tamlamasından oluşmuş olması gerekiyor. Bakalım arkadaşlar o halde. Ben edebiyata hikayeyle adım attım. Bir kere burada isim tamlaması olmadığı için bakın bunu eleyin, işinizi kolaylaştırın. Dergimiz eleştiri yazısı bulmakta güçlük çekince arkadaşlarım beni eleştiri yazmaya yöneltti. Eleştiri yazısı bulmakta güçlük çekince diyor arkadaşlar. Burada eleştiri yazısı ifadesi gördüğünüz gibi bir isim tamlamasıdır. Fakat şu eklerden herhangi birini almadığı için dolaylı tümleç olduğunu söyleyemeyiz. Bunu da eledik. Bakın işimiz çok kolay. Bulduğum her yerde şiir, öykü, roman, oyun yazdım. Buradaki D da var ama her yer ifadesi arkadaşlar bizim için sıfat tamlamasıdır. Nerede yazdım? Bulduğum her yerde yazdım diyor ama burada dediğim gibi bir sıfat tamlaması söz konusu. Bunu da eleyebilirim. Süreli ya da süresiz yayınlarda kendimi belli bir türün yazarı olarak tanıtmadım. Türün yazarı ifadesi arkadaşlar belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Ama şuradaki eklerden herhangi birini almadığı için dolaylı tümleç olarak kullanıldığını söyleyemeyiz. Ancak diğer türlerin hiçbirinde çıkamadığım bir konumu yakalayınca daha çok eleştiri üzerinde yoğunlaştım. Yoğunlaştım yüklem. Kim yoğunlaştım? Ben. Burada bir gizli özne var. Nerede yoğunlaştım arkadaşlar? Demiş ki diğer türlerin hiçbirinde çıkamadığım bir konumu yakalayınca daha çok eleştiri üzerinde bakın şöyle yakalayınca eleştiri üzerinde yoğunlaştım diyor. Şimdi eleştiri üzeri ifadesine bakıyorsunuz. Şöyle eleştiri üzeri. Ne üzeri? Eleştiri üzeri biliyorsunuz ki ne sorusu bana belirtisiz isim tamlamasını verecektir. Bu bir kere benim için belirtisiz isim tamlamasıdır arkadaşlar. Nerede yoğunlaştım? Bakın nerede? Buradaki D daire lütfen dikkat. Nerede yoğunlaştım? Eleştiri üzerinde yoğunlaştım. Gördüğünüz gibi artık bu benim için ne olmuştur? D ekinden dolayı ve yükleme sorduğum nerede sorusuna yanıt verdiğinden dolayı dolaylı tümleştir diyorum. Cevabım bundan dolayı A şıkkı olacaktır. Belirtisiz isim tamlaması dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru yüklemi buldurmaya yöneliktir? Bakalım arkadaşlar. Şimdi hangi kitabı okuyorsun? Arkadaşlar bakın dikkat. Okuyorsun yüklem. Kim okuyorsun? Sen. Hangi kitabı okuyorsun demek yerine neyi okuyorsun diye de sorabilir mi? Evet sorabilir. O zaman burada kesinlikle nesneyi buldurmaya yöneliktir. Çünkü neyi sorusu? Nesnenin sorusudur. Burada nesne. Sana bu hediyeyi getiren kimdi? Bakın cevap verelim mi? Bana bu hediyeyi getiren Nazlı'ydı diye yanıt verdiğimizde arkadaşlar Nazlı'ydı ifadesi yüklemdir değil mi? Yani şöyle düşün, başı da var gibi düşünün. Bana bu hediyeyi getiren Nazlı'ydı. Nazlı'ydı. Nazlı olan kim? Bana bu hediyeyi getiren gibi düşünebilirsiniz. Yani buradaki kimdi sorusu ne yaptı? Yüklem olarak kullanıldı. Soru sözcükleri ekeylem ekini alırsa kesinlikle yüklem olarak kullanılıyor. Ve burada soru yüklemi buldurmaya yöneliktir. Cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Derslerine niye hiç çalışmıyorsun? Niye sorusu zarf tümlecinin sorusudur. Niçin? Niye? Neden çalışmıyorsun? Buradaki soru zarf tümlecini buldurmaya yönelik arkadaşlar. Bunu eledik. Bu çocuğu kim üzdü? Şöyle düşünebilirsiniz. Bu çocuğu Nazlı üzdü. Kim üzdü? Nazlı. O zaman burada kesinlikle özneyi buldurmaya yöneliktir. Tören alanında kimi bekliyorlar? Tören alanında bakın basit örnek veriyorum ki daha iyi anlayın diye Nazlı'yı bekliyorlar. Kimi sorusu? Nesnenin sorusu. O zaman burada da yine nesneyi buldurmaya yöneliktir. Dediğim gibi cevabımız Bursa şıkkı olacaktır. Numaralanmış dizelerin hangisinde dolaylı tümleç yoktur? Arkadaşlar dolaylı tümleci bulurken sorunuzda E hali, D hali ve den hali olmalı. Neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden, kime, kimde, kimden sorularını sorabilmeniz lazım. Bulsam bir sihirli anahtar bulsam, açsam göğün mavi kapılarını. Şu eklerden herhangi birini gördünüz mü burada? Bakın hiçbir sözcükte bulamadınız değil mi? İşte bu kadar kolay cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Diğerlerine bakıyoruz. Dolansa boynuma ışıktan kollar. Dolansa, ne dolansa ışıktan kollar. Nereye dolansa boynuma. Bakın şuradaki A'ya dikkat. Burada kesinlikle dolaylı tümleç var. Bunu eliyoruz. Kayıp sesleri duysam yeniden. Kaybolan yüzleri görsem göklerde. Görsem yüklem. Kim görsem ben. Ben gizli öznem var. Nerede görsem göklerde. Bakın D daha var gördüğünüz gibi. Bu da bizim için dolaylı tümleçtir. Bunu da eliyoruz. Ümidini siyah ufuklarda yormuşsun. Yormuşsun yüklem. Kim yormuşsun sen? Gizli özne. Neyi ümidini? Nerede? Siyah ufuklarda yormuşsun diyor.
Buradaki de daire benim için dolaylı tümleştir. Bunu da eliyorum arkadaşlar. Yüzü benziyordu bahar ayına, benziyordu benim yüklemim. Ne benziyordu? Yüzü özne. Neye benziyordu? Bahar ayına. Burada da A yönelme halekini gördünüz. Bunun da dolaylı tümleç olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi cevabımız Adana şıkkı olacaktır. Bu cümlenin yükleminde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bineceği at, yelisi ve kuyruğu siyah. Sağ ön bacağında beyaz bir leke olan, güneşte kısa tüyleri parlayan sütlü kahverenginde 1000 altınlık heybetli bir İngiliz kısrağıydı. Arkadaşlar bineceği at ifadesi özne, geri kalan bütün kısım ne olacaktır? Hepsi beraber bir sıfatlarla dolu bir öbek olduğu için hepsi beraber yüklem olacaktır. Demiş ki yükleminde bu cümlenin yükleminde hangisi yoktur diyor. Sıfat fiil var mı hemen bakıyoruz. Parlayan buradaki en an biliyorsunuz ki sıfat fiil bunu eliyoruz. Sıfat tamlaması var mı arkadaşlar? Bakıyoruz. Yelesi kuyruğu siyah ön bacağında beyaz bir leke olan güneşte kısa tüyleri parlayan sütlü kahverengi. Ne rengi? Bakın ne rengi? Kahverengi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması var. Dolayısıyla bunu da eliyoruz. Peki demiş ki burada arkadaşlar sayı sıfatı vardır. 1000 altınlık heybetli bir İngiliz kısrağı. 1000 altınlık İngiliz kısrağı gibi düşünebilirsiniz. Kesinlikle sayı sıfatı olduğunu da söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Yelesi ve kuyruğu siyah demiş. Buradaki V'den dolayı bağlama grubu olduğunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz ki bağlaçlar sözcükleri birbirine bağladığı takdirde bağlama grubu olmuş oluyor ki zaten bağlacın görevi sözcükleri bağlamaktır. Bağlama grubu da var. Ne yok burada? İsim fiil yok. Mema, mekmak, iş, iş, uş, üş eklerinden herhangi biri yok. Cevabımız bundan dolayıdır ki Adana şıkkı olacaktır. Numaralanmış cümlelerden hangileri sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır diyor arkadaşlar. Bakalım. Türkü ve kilim sevgimizin bir sağlam tarafı da bu sevginin batı sanatının yeni gelişmeleriyle uzlaşmasıdır diyor arkadaşlar. Evet, baktığımızda şöyle diyebiliriz. Bu sevginin batı sanatının yeni gelişmeleriyle uzlaşması ifadesi tamlamadır ve dır dir ekine alarak hepsi beraber yüklem olmuştur. O zaman bakın şöyle diyebilirim. Bu sevginin batı sanatın yeni gelişmeleriyle uzlaşması olan ne ya da olan kim diyemeyiz. Çünkü cansız bir şey öznem. Olan ne deriz? Türkü ve kilim sevgimizin bir sağlam tarafı. Yani şuraya kadar da bizim için ne olacaktır canlarım? Özne olacaktır. Hocam buradaki D daha nedir diye sorduğunuzu duyuyorum. C, D, U cümle dışı unsurdur. Öge sıralamasına ve sayısına dahil etmiyoruz. Bir de kesinlikle sadece özne ve yüklem vardır. Birin olmadığı şıkları eleyerek hop işimi kolaylaştırıyorum ve devam ediyorum. Batı şiirinde folklor hiçbir zaman bugünkü kadar yer tutmamıştır. Yer tutmamıştır, yüklem ne yer tutmamıştır? Batı şiirinde folklor nasıl hiçbir zaman zaten burada gördüğünüz gibi bir zarf türmeci olduğu için 2'yi de eledim. Yani bunu da elediğimde cevabım ortaya çıkmış oldu. Ama sağlamasını yapmak adına devam ediyorum. Ressamlarımız en yeni resim akımlarını benimsedikleri ölçüde kilimlerimizin tadına varıyorlar. Varıyorlar yüklem kimler? Ressamlarımız özne. Neye varıyorlar? Kilimlerimizin tadına. Burada bir dolaylı tümleç var. Diğer ögelere bakmama hiç gerek yok. Burada da zaten dolaylı tümleç olduğu için elerim. Çünkü sadece özne ve yüklemden oluşması gerekiyor. Bunu da eledim. Kilimle yeni resim arasındaki benzerlik, penisilinle ve halk ilacı arasındaki benzerlik cinsindendir diyor arkadaşlar. Penisilinle bir halk ilacı arasındaki benzerlik cinsindendir. Ek eylem ekine alarak yüklem olmuştur. Ve devam ediyorum. Nokta nokta cinsinden olan ne? Kilimle yeni resim arasındaki benzerlik ifadesinin de özne olduğunu söyleyebiliriz. Yani özne ve yüklemden oluşmuştur. Cevabım sağlamam da ortaya çıkmış oldu. Bursa şıkkı. İnsanın sanat ve bilimde ilerleyişi geçtiği yerlerden tekrar ve her seferinde başka anlayışla geçmekle oluyor yüklem ne oluyor? İnsanın sanat ve bilimde ilerleyişi oluyor. Özne ne ile? Nokta nokta geçmekle anlayışla vesaire. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar dolaylı tümleçler var. Yine dolayısıyla 5'i de eledim. Cevabım 1 ve 4 yani Bursa şıkkı olacaktır.